Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin bilirkişi heyeti ön raporunu hazırladım. Raporda tutuklu otobüs şoförü tek ve asli kusurlu sayıldı. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi heyeti hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumunu göz önünde bulundurarak ön raporunu hazırladı. Tutuklu otobüs şoförü tek ve asli kusurlu sayıldı. Trafik ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında da yine otobüs şoförünün yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı tespitinde bulunuldu tutuklu otobüs şoförünün savcılık ve emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı. Şoför ifadesinde olay günü saat 10.30'da Diyarbakır'dan İstanbul'a doğru yola çıktıklarını ve ikinci şoför olarak yer aldığını söyledi. Akşam saat 16'ya kadar... İlk şoför kullandı. Daha sonra o dinlenmeye gidince yerine ben geçtim. Adana'da bazı yolcuları indirdik. Adana gişelerini geçtikten bir süre sonra ne olduğunu anlayamadan otobüs kaymaya başladı. Direksiyonu toparlayamadım, otobüsün hakimiyetini kaybettim, araç yan yattı. Bu şekilde kayarak karşı tarafa geçtim. Diğer arabalara çarptığımı bile anlayamadım. Tutuklu şoför kazanın ardından yaralılar için yardım bulmaya çalıştığını da belirtti. Dışarı baktığımda çarptığım diğer araçları gördüm. Daha sonra otobüsteki yaralıları görmeye başladım. Bazılarını araçtan dışarı çıkardım. Ardından yardım bulmaya çalıştım. Çevredekilere seslenerek 112'yi aramalarını istedim. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Tak Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkiinde yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti. devam edelim. İstanbul'dayız. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa İETT otobüsü çarptı. Şimdi o anlar bakın görüyorsunuz.